Merhaba arkadaşlar. Otoklinik olarak bugün sizlere araçlarda aks arızası nasıl anlaşılır? Aks arıza belirtileri nelerdir? Araçta sürekli aks kesmesi neden olur? Bunlarla alakalı bilgi vereceğim. Şanzımandan aldığı gücü aracı hareket ettirmek için önden çekişte araçlarda ön tekerleri, Arkadan çekişli araçlarda arka tekerlere ileten aktarma orda organına aks denir. Bu parçanın arızası araçta hemen kendini hissettiren bir özelliğe sahip olduğundan araç sürücülerini maliyet dışında düşündürmeyen bir parçadır. Lakin kimi arızaları oldukça e, uygun fiyata yapılsa da kimi arızaları çok ciddi maliyetler içeren bir parça olduğundan arıza belirtilerini hemen okumak sizin faydanıza olacaktır. Şimdi gelelim aks arızası nasıl anlaşılır, belirtileri nelerdir sorusunun cevabına. Araçta tam tur dönüşlerde oldukça belirgin olarak duyulan tıkırtılar aks milinin arızalı olabileceğine işarettir. Bunu anlamının en kolay yolu Aracın direksiyonunu tam sağa veya tam sola çevirin ve aracı hareket ettirin. Takır takır sesler geliyorsa aracınızın aksı arızalıdır. Bir an önce yapılması gerekmektedir. Çünkü bu ses arızanın büyüklüğüne, aracın hızına ve şiddetine göre değişecektir ve her an sizi yolda bırakabilecek bir arıza tipidir. Bu yüzden bu tarz bir şikayet varsa hemen tamir edilmesi gerekmektedir. Bunun dışında araçta giderken bir titreme varsa ve bu titreme araç hızlandıkça artıyor ve rahatsız edici bir hal alıyorsa yine aracınızın aksının arızalı olması muhtemel bir durumdur. Bir diğer arıza belirtisi ise önden çekişli araçların ön tekerlerinde, arkadan çekişli araçların arka tekerlerinde iç kısımlarda görülen gres yağı aracın aks körüğünün yırtıldığına ya da deforme olduğuna deforme olduğundan dolayı aks arızasının yolda olduğunu belirtmektedir. Yani aracınızın ön tekerinin mesela önden çekişli araçların ön tekerin iç kısımlarında gres yağı varsa arkadan çekişli araçların arka tekerlerin iç kısmında gres yağı varsa aracınızın aks körüğü yırtılmış ya da deforme olmuş demektir. Eğer ki bu tarz bir durum varsa aracınızda aks arızası olmuştur fark etmemişsinizdir ya da aks arızası yoldadır e, dikkat etmeniz gerekmektedir. Son olarak düz yolda giderken araçta durduk yere bir zıplamalar oluyorsa ve tekrar aracınızda aks arızalı olabilir baktırmanızda fayda vardır. Şimdi gelelim aracın sürekli aks kesmesinin sebebine. Eğer aracınızda bu tarz bir problem varsa yani aracınız aks kesti ise durum farklıdır. Aniden bir çukura girmişsinizdir. E, ya da ani bir kalkış yapmışsınızdır. Ya da aracınızda orijinal değil yan sanayi aks kullanmışsınızdır. Tek seferlik bir kesinti olduysa bu tarz şikayetlerden olabilir. Lakin e, devamlı bir aks kesme durumu varsa eğer e, aracınızda ee, sorununuzun muhtemel kaynağı bir darbe ya da kaza anında yamulan şasinin doğru bir şekilde düzeltilmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Siz aldıktan sonra olmamıştır ama aldığınızdan daha önce bir kaza ya da darbe sonucu aracınızın şasisi yamulmuştur ve doğru düzgün düzeltilmemiştir. Bu aracınızın sürekli aks kesmesine sebebiyet veren etkendir. Araçlarda aks arızasının oluşmasının en büyük sebebi aks körüğünün yırtılması ya da deforme olmasından kaynaklanmaktadır. Mümkün mertebe aklınıza geldikçe kontrol edilmesinde fayda olan bir parçadır. Aracın aks körüğü yırtıldığında içine hep toz pislik girer. Bu da aksın bozulmasına sebebiyet olur. Bu sebeple aracın aks körüğünü mesela aracınızda herhangi bir şekilde bir şey için lifte kaldırdığınızda kontrol edin. Yağ değişimlerinde kontrol edin. Bakın herhangi bir yırtılma, bir deformasyon çıkma var mı? Varsa gereğini tam yeni değiştirilmesini isteyin. arkadaşlar size yardımcı olacaklardır. Bu konuda sizlere aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları her zamanki gibi açığım. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Kanalıma abone